Bir önceki dersimizde filter elements ve range filter komponentlerini görmüştük. Burada dashboard'un en önemli özelliğinin interaktif ve esnek olduğundan bahsetmiştik. İnteraktiflik ve esneklikten bahsederken de interaktif kısmında çeşitli filtrelerle raporun filtrelenebilmesi ve farklı bakış açılarıyla da farklı istenilen görünümlere de raporumuzun gelebiliyor olmasıydı. Bununla alakalı filtrelemeden bahsettik. Fakat bunun bir adım daha ötesine gitmek istiyoruz. Örneğin biz raporlar üzerinde gezerken, chartlar, gridler, pivotlar üzerinde gezerken herhangi bir kayıda konumlandığımızda o kayıtla alakalı bilgilerin gelmesini isteyebiliriz. Veri tabanı uygulamacıları bilir bunu. İşte master detay bağlantı şeklinde uygulamalarımız olur. O şekilde herhangi bir örneğin İşte bizim örnek database'imizde satışları incelerken bir ürünün performansına bakmak isteyebiliriz. Veya bir mağazanın performansına bakmak isteyebiliriz. Bir markanın, bir kategorinin performansına bakmak isteyebiliriz. Elimizdeki data basit, yalın bir data olduğu için buradaki örnekler üzerinden gidiyorum. İlerleyen zamanlarda daha kompleks datalarla daha kompleks işler yapacağız. Şimdiye kadar yaptığımız şeyler dashboard'un temel kavramlarını anlamak üzerineydi. Şimdi bunun üzerinde bir örnek yapalım. Örneğin biz bir malzeme grubunu, bir malzeme kategorisini performansını ölçmek istiyoruz. Birim fiyat ne kadardan satılmış, hangi tarihler arasında satılmış, işte en fazla hangi şubede satılmış gibi, o kategoride en fazla hangi ürünler satılmış gibi bir takım analizler yapmak istiyoruz. Yani burada aslında biz ürün analizi yapmak istiyoruz. Şimdi bunun için ilk önce bir tane bir grid atayım. Bu gridim adı ana kategoriler olsun. Tabii bunun için bir data source'a bağlanmam gerekiyor ilk önce. Satışlar. Next finish. Evet, şimdi tekrardan gridimi ekliyorum. Ana kategoriler diyorum. Ana kategori ismini buraya attım kolon olarak ve yanına da toplam satışını atayım. Format. Number once. Evet, ben şimdi burada şunu istiyorum. Ben herhangi bir ana kategoriye tıkladığımda bunun altında ona ait olan başka raporlar gelsin. Örneğin bunun altında en çok satan alt kategorilerin bir raporunu görelim. Şundan hemen de applicate ediyorum. Alt kategoriler diyorum ismine. Gerçi burayı şimdi sileceğiz tekrardan. Burası gidecek. Şuradan kategoriyi atalım. Şöyle de yer değiştirirsek. Evet. Şimdi burada ana kategorilerin satışı görünürken burada da alt kategorilerin satışı var. Şu satıra, sütuna bir total ekleyelim. Sum. Şuraya bir total sum. Şuraya da bir count ekleyelim. Evet. 221 tane alt kategorimiz varmış. Şuraya da ekleyelim. Total count. 13 tane de burada varmış. Şimdi ben istiyorum ki şurada tıkladığımda burada ona ait bilgiler gelsin. Bunun için data sekmemizin altında single master gridimiz seçiliyken single master diyorum. Şimdi bakalım. Şurada tıkladım.
Bebeğe tıkladığım zaman burada bebek bakım, bebek bakım araçları, bebek bakım malzemeleri, bebek bisküvileri vesaire, bebek alt üst kategorisine, ana kategorisine ait alt kategoriler geldi. Deterjana tıklayayım. Deterjanda yine aynı şekilde bunlar geldi. Et tavuğa tıklayayım. Yine aynı şekilde bunlar geldi. Peki ben şurada herhangi bir şey yaptım mı? Yapmadım. Sadece şunu ana kategoriler gridimi single master olarak işaretlemem benim için yeterli oldu ve buna bağlı olan rapordaki bütün alanlar otomatik olarak bütün bölümler otomatik olarak filtrelenmiş oldu. Şimdi yalnız burada ben örneğin deterjan temizlik ve kozmetik grubunun ikisini seçmek istiyorum. Fakat gördüğümüz üzere burada bana sadece bir tane seçtiriyor. Eğer ben ikisini seçmek istiyorsam burası single master değil, multiple master seçilmeli. Şimdi örneğin gıdaya tıkladım. Kontrol tuşuna basarak içeceğe tıkladım. Bakın burada hem gıda geldi hem içecek geldi. Onu şuradan anlayalım. Yanına bir tane de ana kategoriyi atalım. Gördüğümüz üzere gıda ve içecek. Yanına bir de kozmetik atayım. Evet, şu an 4 tane kategorimi buraya bu şekilde getirebilir oldum. Şimdi bir tane de yanına başka bir şey eklemek istiyorum. Bu da chart olsun. Bir tane chart ekleyelim. Şuradan edit names. En çok satan markalar. Buraya getireyim marka. Buraya getireyim tutar. Formatımızı yazalım. Number, once. Şunu da şöyle şunun altına getireyim. Gördüğümüz üzere çok olduğu için veri sayısı ekranda küçük görünüyor. Bunun için bir tapen yapalım ve 10 taneyi geçirsin. Diğerlerini de göstersin. Evet, gördüğümüz üzere örneğin ana kategori olmayacaktı burası. Markayı atacaktık. Yanlış oldu. Evet, şöyle markayı atalım. Doğru atmışız bu arada. Pardon. Ufak bir karışıklık oldu sanırım. Evet, şimdi bebek ürününe tıkladığım zaman en çok satan markalar Prima, Molfix, Can Bebe, Numi, Bebelak vesaire gidiyor. Deterjan temizliğe tıkladığım zaman Bingo, Kalgonit vesaire bu şekilde gidiyor. İşte et ve tavuğa tıkladığım zaman yani yukarıdan seçtiğim ana kategoriye göre hem buradaki alt kategorim hem de buradaki markalarım değişti. Bir tane daha kopyalayalım. Hatta şunu kopyalayalım. Bunu kopyalayalım. Şunu kopyalayalım. Duplicate. Şurada ana kategoriyi kaldır. Bu arada yanlış gridden kaldırdık. En baştaki seçiliydi. Geri alalım. Bunu seçtiğim zaman buradan ana kategoriyi kaldır. Buraya malzeme adını getirelim.
Şimdi bakın şurada herhangi bir seçili bir alan yok ve dolayısıyla burada bütün malzemeler geldi. Kaç tane olduğuna da şuradan bakalım. Count ekleyelim bir tane altına. 12.847. Hatta bunu da şöyle sıralarsak. Dana kıymalık, dana güleç vesaire burada en çok satan malzemeler geldi. Fakat ben bebek grubundakileri görmek istiyorum. Şunun ismini de değiştirelim. En çok satan malzemeler. Evet. Bebek grubunda en çok satan kategoriler bunlar. En çok satılan markalar bunlar. En çok satılan malzemeler bunlar. Bir de altına şunu ekleyelim. Şunu duplicate edelim. Şöyle olsun bu da. Edit names. En çok satan şubeler. Şimdi burada marka yerine şubeyi getiriyorum. Şubelerin dağılımı geldi. Bunu da sıralattıralım. Bebek grubundaki dağılım böyle. Deterjan grubundaki dağılım böyle. Bunu pay olarak gösterelim. Convert to pies. Evet, gördüğünüz üzere bu filtre üzerindeki dağılımı gerçekleştirebiliyoruz. Birden fazla karşılaştırmak istediğim zaman kontrol tuşuyla veya shift tuşuyla seçebiliyorum. Seçili olan filtreden kurtulmak istediğim zaman da buradaki Clear Master Filter diyerek master filter'ımı temizliyorum. Peki burada bir kırılımdan daha bahsedecek olursak. Örneğin ana kategorilerden bebek bölümüne tıkladığımda alt kategorilerde örneğin bebek bezi kategorisinden bir şeyi seçtiğimde orada da filtrelerim ona göre çalışsın. Yani iki tane master filtrim olsun istersen. Örneğin şurada bebek altında neler var? İşte bebek bakım, bezler. Mesela şurada bezlere tıkladığım zaman da aşağıda sadece bezlerin gelmesini istiyorum. Ve tüm raporun bebeğin altında bezler olarak değişmesini istiyorum. Bunun için alt kategoriler gridimi seçip data kısmında bunu da multiple master yapalım. Bakın burada bebek seçtim. İlk önce hepsini kaldırayım filtrelerimi. Bakın şu an tamamı gelmiş durumda ve hiçbirinde filtre işareti aktif değil. Aşağıdakiler zaten single master veya multiple master olmadığı için bunlarda hiçbir problem yok. Şimdi şurada bunun üzerine gelip bebeği seçeyim. Buradan da bezleri seçeyim. Bakın tüm raporum ona göre değişti. Şimdi bunların ikisi de master filter olduğu için ben burada bunu tıkladığım zaman burada sadece bebek kategorisi kaldı. Burada ise seçtiğim geldi. Bu kısımlarda ise bebek kategorisinin altında bezler geldi. Gördüğünüz üzere bezlerin markaları ve burada da en çok satan ürünler. Bebek bezi grubunda da. Şöyle hatta bir tane de tarih filtresi koyalım. Tarih çartı koyalım. Dashboard'umuzu biraz zenginleştirmek adına. Buraya da şöyle tarihini atayım. Tutarı da buraya atalım. Gördüğünüz üzere oldukça karmaşık geldi. O yüzden şurayı
Mant olarak değiştireyim. Aylara göre satışını göstersin. Gördüğümüz üzere aylara göre satışımız da bu şekilde geldi. Şunu da hatta şöyle çizgi şeklinde çevirelim. Aylara göre satışlar diyelim ismine de. Şu bölümü biraz açayım. Şöyle biraz rahat olsun. Aylara göre de satışlarımı bu şekilde görebiliyorum. Neyi tıklarsam onun üzerinde. Şimdi şöyle bir durum var. Burada ne kadar master filtre özelliğine sahip bir komponent eklersem bunların birbirini etkileme durumu o kadar çok artıyor. Örneğin ben buradan bebeği seçtiğimde bura etkilendi. Buradan bunu seçtiğimde ise mesela bunu kaldırayım. Normalde burada tüm kategoriler gelirken burası da bir master filter alanı olduğu için burada benzeri tıkladığımda da o bu sefer burayı getirdi. Şimdi bundan kurtulmak için ne yapmam gerekiyor? Buradan seçtiğimde buranın küçülmemesi için ne yapmam gerekiyor? Filtreyi temizleyelim. Aynı durum şurada da geçerli. Şuradan herhangi bir şey seçmeden update'imiz bitsin. Şuradan herhangi bir şey seçmeden doğrudan şuradan örneğin sağ taraftan alt kategorilerden fındığı seçtiğimde sol tarafta sadece fındığın kategorisi olan gıdanın geldiğini görüyoruz. Yani bu kısımda burayı filtrelemiş oldu. Bu bazen kullanışlı bir özellik, bazen değil. Tamamen rapor ihtiyacına göre belirlenen bir şey. Fakat biz şu an bunun çalıştığını gördük. İki tarafta da çalıştığını gördük. Tek tarafta çalışmasını istiyorum. Onun için de yapmam gerekiyor. Ondan bahsedeyim. Burayı kaldıralım ilk önce. Bunun için şunun üzerine tıklayıp design tarafında, data tarafında ignore master filters. Zaten alt tarafında hinti çıktı. Make this dashboard item unaffected by another master filters. Diğer master filterlardan etkilenmeyecek şekilde raporu değiştiriliyor. Dashboard'un item'ını bunu. Bunun üzerinde ignore master filter dediğim zaman şimdi baktığımda ben buradan neyi seçersem seçeyim bu sol taraftaki ana kategoriler kısmı değişmemiş oldu. Buradaki filtrem çalışıyor mu düzgünce? Evet, her taraf filtreliyor. Bakın şu an biber olmamalarında Aptamil geldi. Örneğin işte şampuanlara tıklayayım. Şampuanlar tarafında bu tarafta markalar geldi. Burada da detayları geldi. Gördüğümüz üzere filtrelerimiz bu şekilde çalışıyor. Ben buraya bir master filter daha ekleyebilirim. Örneğin bu da ille master filter'ım ille şey olmak zorunda değil. Grid olmak zorunda değil. Grafiklerden de ben buraya master filter ekleyebilirim. Single master olacak şekilde. Bundan mesela duplicate ettiğim. Burada da mesela şubeleri getirelim. Ve şubemizi de multiple master yapalım. Bakın şimdi böyle olunca şuradaki şeyi kaldıralım. Filtreyi. Şube 1'e tıkladığımda bütün dashboard ekranım şube 1'e göre değişecek burada.
Evet. Tüm hepsi şube 1'e göre değişti. Şurası hariç. Çünkü buraya ignore master filters demiştik. Bunu da aktif hale getirelim. Şimdi burada biraz tabii bu raporu kullanmayı da bilmek gerekiyor. Eğer onu bilirsek çok güzel bir özellik var. Bu single master veya multiple master özelliğini kullanarak. Örneğin ben şuraya tıkladığımda bebek ürünlerinin hangi ismini değiştirelim. Şubeler diyelim mesela. Buraya tıkladığımda bebek ürünlerinin hangi şubede ne kadar çok satıldığını görebiliyorum. Hangi ürünlerinin alt kategori olarak çok satıldığını görebiliyorum. Ürün olarak ürün kırılımında en son hangi ürünün çok gittiğini görebiliyorum. Hangi markaların çok gittiğini görebiliyorum. Diğer taraftan buradaki master filter'ıma tıkladığımda ise, örneğin şube 1'e tıkladığımda ise şube 1'deki bebek ürünlerinin detayını görebiliyorum. Bunu da kaldırdığım zaman bunu da kaldırdığım zaman burada şube 1 üzerinde neler satılıyor onların detayını görebiliyorum. Yani kırılım kırılım alt kırılıma kadar tüm detayı görebilecekken çapraz sorgulamaları da yapabiliyorum. Bir tarafta hangi şubede neler satılıyor, bir tarafta hangi ürün hangi şubelerde satılıyor, ne kadar satılıyor, tamamen çapraz karşılaştırmaları yapabileceğim bir ekran karşıma çıkıyor. Bu özellik önemli bir özellik. İlerleyen raporlarımızda bolca kullanacağız. Multiple master filter'ı. Burada şu soru gelebilir. Biz single master mı tercih etmeliyiz, multiple master mı? Multiple master, single master'ın yaptığı her işi yapıyor. Ve çoktan seçmeli gibi bir özelliği var. Dolayısıyla ben genel olarak single master yerine multiple master'ı tercih ediyorum. Şimdi burada küçük bir örnek de yapalım. Epeydir Designer ekranında çalışıyoruz. Viewer tarafında da ne oluyor? Bir tane de ona bakalım. Bunu bir dashboard'umuzu kaydedelim. Save as. Master olarak kaydediyorum. Şurayı kopyalayalım. Şimdi buradan çıkıyorum. Viewer'a giriyorum. Viewer'da bana sordu. Master filter'ı aç dedim. Burada örnek olsun diye ben Open File diyaloglarla gösteriyorum. Normal şartlarda bizim bu her bir hazırladığımız rapor için butonlarımızın olması, menü butonlarından örneğin işte son yaptığımız işte ürün analizi, şube analizi vesaire gibi bunlara isimler vererek aslında doğrudan file'dan load ettireceğiz. Aynı raporun Viewer ekranı da burası. Örneğin şurada bir testini yapalım. Şube 1'i seçtim. Toplamda en çok satılan markalar hal grubu, kasap grubu ve üçüncü de Ülker'miş. Şube 1'e baktığımda evet, değişen bir şey yok. Şube 1'in altında bebeği seçtim. Şu an sadece şube 1'e bakıyoruz. Evet, burada markalar ona göre değişti. Onun altında da örneğin bezlere bakalım.
Evet, raporumuz bu şekilde değişti. Ben örneğin bebek bölümünün altındaki, bezlerin altındaki satışta şube 1 ve şube 3'ü karşılaştırmak istiyorum. Bunun için kontrol tuşuyla birlikte şube 3'e de bastığımda hem şube 1'in hem şube 3'ün bana bilgileri gelecek. Bunlar ben herhangi bir series kısmında herhangi bir şube alanı eklemediğim için ikisini birleştirip kümülatif olarak getiriyor. Eğer onu da eklemiş olsaydım şurada farklı renklerde bunları gösterip getirecekti. Aşağıda bunların yüzdesel dağılımını gösteriyor. Bununla birlikte örneğin şunu da birleştirelim. İşte bezler ve bebek şampuanları olsun. Burası single master kalmış gibi görünüyor. Bir daha deneyeceğim. Kontrole basamadım acaba diye. Yok, multiple master'mış. Şu an şampuanlar ve bezleri getirip şube 1 ve şube 3 için karşılaştırmalı şekilde bana getiriyor. Evet, güncel datamız bu şekilde. Single master ve multiple master yani master filterlarla alakalı dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.